Selam arkadaşlar. Bugün yolculuk var. Bugün Eskişehir'e gidiyoruz. Bir takipçinin daveti üzerine Eskişehir'e gitmeye karar verdim. Orada gezeceğiz, yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız, bir vlog çekeceğiz. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi hayırlısıyla şöyle Adapazarı'ndan Eskişehir'e bir sapalım. Şu anda Gebe Boğazı'ndan geçiyoruz arkadaşlar. Arada bir size yoldaki manzaraları göstereceğim inşallah. Burası kışın çok kötü oluyor. Çok kar yağıyor. Yazın güzel ama yol çok kalabalık. Şu anda Bilecik'e gelmek üzereyiz. Bu ara umduğumdan yeşil çıktı. Normalde buralar biraz kırsal bölge. Hep fazla yeşillik yok. Böyle az sonra Bilecik'e geleceğiz. Şu anda Bozüyük'teyiz arkadaşlar. Eskişehir'e bir 50 kilometre kaldı. Çiğ börekler yemek için sabırsızlanıyorum. Evet, Bozüyük'ü geçtik. Anadolu Bozkırı dediğimiz yer başladı. Çok kurak buralar. Tam bir bozkır işte. Anca buğday yetişiyor. Aslında fabrikaların hepsinin buralara kurulması lazım. Yani buraya kuracağına, Kıraçer'e gitmişler. Türkiye'nin en verimli yeri olan Adapazarı'na, İzmir'de, İstanbul'da kurmuşlar fabrikaları. Trakya'da, Tekirdağ'a kadar olan yerler hep fabrika. En verimli yerlere fabrikaları kurmuşlar. Kıraç yerlerde işte az bir şey buğday yetişirse yetişiyor. Maalesef çok büyük yanlış politikalar var. Şuralara kur fabrikalara, verimli yerlere ek. Benim fikrim böyle. Evet arkadaşlar, Eskişehir'e geldik. İnşallah şimdi takipçimle buluşacağız. Eskişehir'de Espark denen bir yerin önündeyim. Takipçimle konuştum. Gelecek, beni alacak. Bakalım nerelere götürecek. Bak, yeni istasyonumuz, hızlı tren. Evet arkadaşlar, takipçim İbrahim Bey. İbrahim Boylu. Merhaba. Yorumlarda görüyorsunuzdur. Her videomu yorum yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun için geldi. Şimdi bizi gezdirecek Eskişehir'de. Şu anda eski istasyon mu burası? Ha, yok, burası yeni istasyon. Şuralarda bir yerde bulacağız yer var. Şuralarda. Buluruz. İnşallah. Bu otopark var. Burada paralı. Boş ver. Dakika dakika yazıyorlar. Tamam. Şuraya çekip ama taksim yapılmaz. Buluruz, buluruz. Acele yok. Evet arkadaşlar, maskeleri taktık. İbrahim Bey'le beraber Eskişehir'in içinde, evet, çarşıda yürüyeceğiz. Beni dedim en iyi çiğ börekçiye götür. Ben dedim bilmiyorum arkadaş. Ne dedi bana? Git istediğini seç. Hayır, İbrahim Bey götürecek. Tamam. Şöyle. Şöyle bir de alalım. Burası neresi oluyor? Burası Doktorlar Caddesi. Doktorlar Caddesi olurmuş arkadaşlar. Süper. Çift tramvay yolu var. Aynı Beyoğlu gibi. Ya Eskişehir mükemmel ya. Biliyorum ben geçen sene, evvelki sene geldim düğüne, geceleyin geldim ama. Çok aradım, açık bir yer bulamadım. Çiğ börek yemedim. İçimde kaldıydı. Aa, çiğ börekler çok güzel. Bak dün yedim ben. Aklımdan, kalbimden geçtim dün. Ulan dedim şimdi Sinan Bey olsa o da yerde çok, yani ben fiyatlar hemen hemen aynı. 5 çiğ börek bir ayran 10 lira, 11,5 lira bir şey yok. Abi, bedava. Vallahi bedava. Vallahi bedava. Ben 7 tane yedim. Bedava. Ben 7 tane yedim. Ben çünkü fil gibi adamım. Ben öyle 3-4 tane yere doyacak adam değilim. Bunlara dinliyorlar. Şimdi Porsuk Çayı'ndayız. Eskişehir meşhur Porsuk Çayı. Köprübaşı. Evet. Çok temizlenmiş abi. Biz geldiğimizde 80'li yıllarda çok pisti. Ya o zaman. Şimdi bayağı bir şey oldu canım. Burası? Değişiklik oldu.
Burası köprübaşı denen yer. Evet. Şimdi çarşının göbeğine göbeğine mi gidiyoruz? Evet. Şimdi Çiğbörek'e gidiyoruz işte. Ya şu Çiğbörek'e bir türlü varamadık ya. İnşallah en kısa zamanda varırız. Şunlarda da var da ben beğenmiyorum. Kendimi İbrahim Bey'e emanet ettim. Burada böyle gezi tekneleri var. İsterseniz kiralayıp gezebiliyorsunuz. İnşallah bir tane geziye çıkmış görürüz. Burası neresi? Burası hamam yolu. Hamam yolu. Şurası hamam yolu. Gireceğiz şimdi oraya. Gürücü bozdu da bak. Burada eski bir cami var galiba. Eski mi? Evet arkadaşlar, çiğ börekçimizi bulduk. Çarşıda. Neresi burası İbrahim Bey? Burası hamam yolu. Hamam yolunda ufak bir çiğ börekçi. Ama çok mükemmel olduğunu söylüyor. Zaten böyle ufak salaş dükkanlar her zaman güzel olur. Bakalım, oturalım, ziyafetimizi çekelim. Yiyelim bakalım. Abi beni doyurabilecek misin? Doyururuz ya. Tamam. Pek zannetmiyorum ama bakacağız. Adapazarı'ndan çiğ börek yemeğe geldik. Evet. Biraz şöyle bir çekelim. Evet. Daha belki videoma dediğim gibi bol yağda olacak bu. Gıdım gıdım yağlı olmuyor arkadaşlar bu. Afiyet olsun. Sağ olasın. İki aydan bir porsiyon çiğ börek, bir de üç tane. İbrahim Bey, biz de söyleyelim çiğ börekleri. Çiğ börekleri. Evet, çiğ böreklerimiz geldi. İbrahim Bey, bu bize yeter mi sence? Vallahi biraz yetmez gibi geliyor. Bizim gibi balina. Bardak ayran var mıydı ya, el yapımı ayran? Tamam. Bununla idare edeceğiz. Bununla idare edeceğiz. Başlayalım arkadaşlar. Hakikaten bu adam usta, çok ince, ipek gibi yapmış. İpek gibi, ince ya. Çok hamuru güzel. İpek gibi yapmış. Evet, çok güzel ya. Şöyle bakalım içine. Yanma yalnız ha, çok sıcak. Puf puf kabarmış. Görüyor musun? Ve kıyması da gayet aynen çiğ börekte olması gerektiği gibi. Gerektiği gibi, tabii rengi. Şimdi bize afiyet olsun. Ustam eline sağlık, çok harika yapmışsın. İpek gibi yapmışsın. Afiyet olsun. Seni zorlamayacak. Bunun sırrı ne? Bu kadar ipek gibi olmasının abi. Bunun sırrı benim parmaklarımda saklı. O parmaklarda saklı. Onu biliyoruz. Hep parmaklarda saklı. Biz de yapıyoruz ama pek ipek gibi her zaman düşüremiyoruz. Hamur dinlenmesi lazım. Hamur dinlenmesi lazım. Abi bir de sert un değil mi? Evet. Sert un. Çok güzel. Biz de yapıyoruz. Hamuru sert olacak. Bak, bu hamur. Evet arkadaşlar. Ben de tarifimi çektim. Ben de yaptım. Tarifim var. Aynısını söyledim gerçi de. Takipçilerim bana inanmadıysa bu ustama inansınlar. Gerçekten arkadaşlar. Veririm kanal şeyini. Çok güzel yapıyor ustam. Arkadaşlar siz gene evde yapma uğraşın ama gene Eskişehir'de yiyin. Ben sırf Adapazarı'ndan bunu yemeye geldim. Aksoy böreği elinde. Börek, evet Aksoy börek. Her zaman söyleyeyim, ufak dükkanda her zaman bu işler güzel olur. Arkadaşlar işin sırrı sevgiyi katıyor usta. Bir, evet. Ustalık var. İki, yani bu şimdi tarifi de verse siz aynısını yapamazsınız. Yani bu... İnternette bir sürü tarif. Tabii. Aynısını yapamazsınız. Hiç uğraşmayın. Ya, benzer yapabilirsiniz. Herkes köfte yaptı evde. Köftecinin isteği buluyor mu? Olmuyor. Yani evet. Bu işler vardır. El dediğimiz olay. Hep diyorum arkadaşlar videolarda size. El dediğimiz olay. Elektrik enerjisi pozitif olanı yemeği güzel olur. Ustam da seviyor işi belli. Tamam, şimdi çıkarayım ben. Evet arkadaşlar, biz doymadık. Birer porsiyon daha yiyeceğiz. Bunun adı fitil. Ne abi? Fitil diyoruz buna. Fitil. Hamuru böyle işlemden geçiriyoruz. Evet. Bir porsiyon içeri.
Hiç yuvarlamaya uğraşmıyorsun galiba olsun. Yuvarladığı zaman işte çeperek kanı şişmiyor falan diyorlar ya. Evet. İşte bu standartlaştırıyor, bir de hamuru özleştiriyor iyice. Anladım. Yani ben de o kadar yapıyorum diyorum arkadaşlar. Kabarıyor benimkiler ama o kadar uğraşıyoruz yuvarlama bilmem neye falan filan. İşte hiç gerek yok. Için kenarlarının hava almaması gerekiyor. Tamamlısı kabarmaz. Hava. Herhangi bir katkı maddesi yok bunun hakkında. Tamam. Oğlum da hava almasa da zaten kabarmıyor. Bazısı kabarmıyor. 15 lira. Şöyle bir porsiyon daha söyledik arkadaşlar. Onu ikiye böleceğiz. İnşallah yeter. Yetecek gibi benzemiyor ama aynı. Bakacağız. Başka şey yetmezse yeriz. Menba burada. Özdilek'te başka şey yeriz. Yok abi, ben buraya çiğ börek yemeye geldim. Başka bir şey yemem. Harika. Bize tekrar afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Adres size alabilir miyim? Burası ne diye gelsin? Gelmek isteyen. Aksa çiğ. Gelmek isteyen nasıl gelsin abla? Buraya gelmek isteyen nasıl gelsin? Eskişehir'de tamam yolu, Erkurum dibi. Erkurum dibi. Evet. Arkadaşlar fiyatlar mükemmel. 5 adet çiğ börek bir ayran 10 lira. Vallahi bedava. Vallahi bedava. Çok güzel. Mutlaka gelin. Eskişehir'e geldik mi tramvaya bilmeden olmaz. Evet, şöyle. Nereye gideceğiz İbrahim Bey? Özdilek AVM'ye doğru gidiyoruz. Şöyle bakalım. SSK mı bu ya? Bu değil mi bizim terörümüz? Ters bu, öbürüne bineceğiz. Ha. Şurası Bilalik Meydanı. Orada köprü dizisi çekiliyordu. O zamanlar, kaç sene önce. Orada köprü dizisinde oynadım Erdal Beşikçioğlu ile beraber. Evet, İbrahim Bey bazı dizilerde yardımcı rol olarak oynuyor. Şimdi hangi dizideyiz? Şimdi Savaşçı'dayız. Savaşçı dizisinde oynuyoruz. Nasip olursa yine başlayacak. İnşallah. Evet. Şimdi Porsuk çayının üstündeyiz. Şöyle şuralarda bir yerde bir çay içelim. Seyahatimiz bitsin, yola koyulalım. Çok güzel. Evet. Şimdi kanal boyundayız. Şuradan bir yer seçeceğiz. Porsuk, Eskişehir'in meşhur Porsuk. Porsuk kanal boyu. Gondolların gezinti yapılan yerde. Kafeteryada. Maalesef gondollara binemedik bugün. Evet, çayımız da geldi. Porsuk kıyısında. Süper bir yerde çay içiyoruz. Buradan da Adapazarı yoluna koyulacağız. Takipçimle beraber çay içiyoruz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, basmayı, abone olmayı unutmayın.